Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Hiç söz hakkı olmayanların kalkıp da burada tasarrufta bulunmaya yönelmesi bizi pek de ilgilendirmez. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına tavizsiz devam ediyor. İki ülke lideri Ankara'da buluştu. Birlik mesajları verildi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve refahı için yürüttüğü çalışmaları desteklemeye devam etmektedir, devam edecektir. Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin adadaki ve bölgedeki çıkarlarını da aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Görevi devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretiydi Ersin Tatar'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Beştepe'de kameralar karşısına geçti. Kıbrıs Türklerin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmakta olduğu bu fedakarlıklar ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalar da bizlere güç vermektedir. Çünkü önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Bölgede Türkiye ve KKTC'ye karşı hamlelerde bulunanlara mesaj verdi. Avrupa Birliği'ne seslendi. Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir. Hidrokarbon arama faaliyetleri sebebiyle ülkemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik sözde tedbirler açıklayan Avrupa Birliği bu tavrıyla bize değil kendisine zarar veriyor. Bu arama çalışmalarına bizler şu anda aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz. Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum kesimini çözümsüzlüğe sürüklediğini belirtti Erdoğan. Maalesef Avrupa Birliği'nin ve uluslararası toplumun attığı her adım Kıbrıs Rumlarını çözüm değil, çözümsüzlük yanında cesaretlendirmektedir. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da benzer mesajlarla uluslararası kamuoyuna seslendi. Gelinen aşamada artık uluslararası müzakere pozisyonunda da dikkatli olunması gerekmektedir. Tatar, adada federal çözümün olmayacağını vurguladı. Türkiye'nin garantörlüğünün öneminin altını çizdi. Kıbrıslı Türkler her zaman barış ve anlaşmadan yanadır. Ama tabii ki bizim üzerinde fevkalade hassasiyetle durduğumuz bir konu vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğüdür. Mutlaka ve mutlaka bir anlaşma durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör bir ülke olarak yine tek taraflı müdahale hakkının olması gerekmektedir. Halbuki